Allah iyilik versin. Muhammed Emir. Muhammed Emir. Tamam efendim. Şöyle Emir. Anneler günü olsun. Teşekkür ederim. Arzumuzun geçmiş olsun. Hoş bulduk ya. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Anne, ağzıcım iyice büyümüş. Anne, ben de tutacağım. Anne, ben de ağlarım. Anne, benim anne bu beni tokatlı. Bunu da seni vereyim. O da Zeynep'im. Ne kadar güzel kıyafet. Çok mu güzel kıyafet. Şimdi yapmaya çalışıyorum. Gelişeceğini söylüyorlar mı? Evet canım, bayağı bir mutluyum. Milletimize sağ ol. Sağ ol. Yani gerçekten siz olmasaydınız ben bunu başaramazdım. Özellikle yavrularım. Onlar için başarmam lazım. Tabii, başaracaksın inşallah. Başaracaksın inşallah. Dört yaşındasın. Gerçek mi? Evet. Doğum günü oldun mu onun? Olacak. Haziran'ın 3'ünde doğum günü var. 6. Evet. 6 yaşındasın. Yoğun bakımda ilk gözümü açtığımda abimi çağırın bana dedim. Abim geldiği zaman dedim ki abi dedim çocuklarım yurda verilirse çocuklarım dağılır dedim. Çocuklarımı dağıtmayın dedim. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Acık kızı hazırladım kendisine. Anneler gününü kutluyorum. Hem ülkemizdeki, yakın çevremizdeki, bütün dünyadaki annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anneler bir daha acı çekmesin istiyoruz. Annelerin bir daha gözü yaşarmasın. Evlat hasreti çekmesinler. Evlatlarının acısını görmesinler istiyorum. Arzu'nun annesi için de, Arzu'nun çocukları için de, bütün annelerimiz için de. Biz devlet olarak, millet olarak kadını son derece önemsiyoruz. Kadın hakları ile ilgili, kadının eşit fırsatlara erişimi ile ilgili, kadına yönelik şiddetle ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Yeter ki annelerimiz mutlu olsun istiyoruz. Çünkü bir toplumda kadınların ve annelerin yüzü gülmüyorsa toplumun mutlu olduğundan bahsetmek mümkün olmaz. O açıdan ilk önceliğimiz bu. Arzu'nun başına çok kötü bir hadise geldi biliyorsunuz. Eşi tarafından yaralandı, öldürme kastıyla yaralandı. Şimdi fiili işleyen kişi yargılanıyor. İnşallah en ağır cezayla cezalandırılacak. Ama Arzu'nun 6 çocuğu, kendisi, onun sağlığı, ailesi bize emanet. Onun için bütün tıbbi tedbirleri aldık. İnşallah kollarıyla ilgili sürecin ortalarındayız. Doktorlar ümitli, yakın bir zamanda kollarını daha iyi kullanabileceğini düşünüyoruz. İnşallah bacak protezleri de hazırlanıyor. Kollarla ilgili tedavi süreci bittikten sonra bacak protezleri de takılacak. Hedefimiz Arzu'nun sağlığına tamamen kavuşması, evlatlarını yanına alması, evlatlarıyla birlikte onlara bakarak yaşaması. Elimiz daima üzerinde olacak. Evini hazırlıyoruz şimdi. Çocuklarıyla birlikte kalacağı evini hazırlıyoruz. Ama bütün çocuklarımız bizim himayemizde. Onları bir çocuk evinde bakıyoruz. Birbirinden ayırmadan. Bütün çocukları aynı çocuk evinde bakıyoruz. Aile birliğini bu şekilde Arzu iyileşinceye kadar koruyacağız. Sonra da Arzu iyileşince inşallah çocukları yanına vereceğiz. Onun gibi bütün dara düşmüş kadınlarımız, bütün örselenmiş, hırpalanmış kadınlarımız bize emanet. Onların hayatlarını güzelleştirmeye, onların hayatlarını normale döndürmeye çalışıyoruz. Ama asıl hedefimiz kadınların bir daha hırpalanmadığı, örselenmediği, kadın haklarının suistimal edilmediği, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir dünyayı oluşturabilmek. Hem ülkemizde hem dünyamızda. Bu duygularla yeniden Anneler Günü'nü kutluyorum bütün kadınlarımızın. Özellikle de çözüm sürecinin destekçisi olan kahraman kadınlarımızın, bütün kadınlarımızın. Allah razı olsun, çocuklarımın yani devlet himayesi altında olması benim için çok büyük bir avantaj. Allah bakanımızdan razı olsun ki destek çıktığı için.
Tedavi sürecimiz de iyi gidiyor inşallah. Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Doktorun yani söylediğini söyle, %85. Evet, %85 kullanabilirsin diyor yani. Bunlar da çok güzel bir şey. Evet, ellerini kullanabilirsin diyor. Şu anda işte tedavi sürecimiz devam ediyor. İnşallah başaracağıma inanıyorum. Çocuklarım için başarmam lazım. Anne, çocuklarım için ayakta kaldıysam bunu başarmam lazım. Teşekkür ederim. Abimiz de gelsin. Senin gibi koklayalım. Papatya koklayalım.